Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün katı basıncı ve 3. üniteye giriş konusu olan katı basıncı ile ilgili sorular çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz bir aslında bloklardan oluşan bir soru. Diyor ki ağırlıkları eşit olan şekildeki tahta bloklarda bazı değişiklikler yapılıyor diyor. Buna göre hangi işlem ya da işlemler sonucu blokların yere yaptığı basınç artar demiş arkadaşlar. O zaman hemen bakalım. Şimdi katı basıncı ne demekti? Katı basıncı arkadaşlar P ile gösterdik. Ağırlığın yere temas eden yüzey alanına bölünmesiyle bulunuyordu. Yani yüzey alanına bölerek buluyorduk. O zaman katı basıncının artması demek, iki olasılık var. Katı basıncını artırmak istiyorsak ya arkadaşlar yüzey alanı sabitken, yüzey alanı değişmiyorken ağırlığı artırarak basıncı artırabiliriz. Ya da arkadaşlar ağırlığı değiştirme şansımız yok. Üzerine yeni cisim koymuyoruz. O zaman ne yapacağız? Ağırlık sabitken yüzey alanını küçültmeyle, yani o zaman şunu söyleyebiliriz. Basınç dediğimiz şey, katılarda basınç ağırlık ile doğru orantılı. Ağırlık arttıkça artıyor, yani doğru orantılı. Yüzey alanı dediğimiz, yüzey alanıyla da temas eden yüzey alanıyla da ters orantılı arkadaşlar. Yani ters orantı ne demek? Yüzey alanı arttıkça basınç azalıyor demek arkadaşlar. Ters orantılıdır. Şimdi buna göre biz sorumuzu bir değerlendirelim. 1 ile 4 numaralı bloklar yer değiştiriliyor. Yani 1 numaralı blok en alta, 4 numaralı blok en üstte konuluyor. Arkadaşlar böyle olduğu zaman bir defa blokların toplam ağırlığında bir değişiklik olur mu? Hayır tabii ki. Çünkü toplam ağırlık sadece bloklar yer değiştiriyor. Toplam ağırlık yine bu 4 tane bloğun ağırlığından oluşuyor. O zaman ağırlık sabit. Peki o zaman yere temas eden yüzey alanı değişiyor mu? 4 numaralı bloğun yüzey alanı büyük. 1 numaralı bloğun yere temas ettiği yüzey küçük. O zaman yüzey alanı küçüldüğü için 1 ile 4 numaralı bloklar yer değiştirilirse o zaman burada basınç artar arkadaşlar. Bize artanları soruyordu. O zaman 1'i seçtik. Peki 3 ile 4 numaralı bloklar yer değiştiriyor. 3 ile 4'ü yer değiştirdik. Şimdi 3 numaralı blok aşağı inip 4 numaralı bloğu yukarı koyduğun zaman yere temas eden yüzey alanı artar. Bu da cismin yere yaptığı basıncın azalmasına neden olur arkadaşlar. O zaman bu basıncı azaltır arkadaşlar. Birincisi artırdı. Burada artar demiştik. İkincisinde durum azaldı. Peki 1 ve 2 numaralı bloklar yer değiştiriyor. Arkadaşlar 1 ile 2 numaralı bloğun yer değiştirmesi hem yere temas eden yüzeyi hem de bunun üzerindeki toplam ağırlığı etkilemiyor. O yüzden bu hiçbir şekilde yere yapılan basıncı değiştirmez arkadaşlar. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı bize hangi işlemler sonucunda yere yaptığı basınç artar demişti. O yüzden cevabımız yalnız 1 oldu arkadaşlar. Birinci işlem sonucunda yere yaptığımız basınç artar dedik. Peki arkadaşlar hemen katı basıncı ile ilgili başka bir soru gelmiş. Yukarıdaki şekilde özdeş tuğlalarla oluşturulmuş 3 farklı deney düzeni gösterilmiştir. Şimdi bize burada bazı sorular sormuş. Cisimlerin yere yaptığı basınçları karşılaştırınız demiş. Hemen bu gibi sorularda şunu yapıyoruz arkadaşlar. Her bir tuğlanın tabii ki özdeş tuğlalar olduğunu söylemiş bize. O zaman yere temas eden yüzeylerinin her birine S diyecek olursak. S. Burada 2 tane tuğla yere temas ettiğine göre buradaki toplam yüzey alanı 2S olur arkadaşlar. Peki her bir tuğlanın ağırlığına da 1G diyecek olursak. 1G ve 1G. Toplam o zaman birinci şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane tuğla var. 5G bölü yere temas eden yüzeyi 1S. O zaman bunun yere yaptığı basınç 5G bölü S kadardır arkadaşlar. Burada 1, 2, 3 ve 4 tane tuğla var. Ve yere temas ettiği yüzey, şuna P1 diyelim arkadaşlar. Bu da ikinci basınç P2, 4G bölü 1S. Şimdi bak, biri 5G bölü 1S, diğeri de 4G bölü S. Yani ben buna 5 diyecek olursam buna 4 demeliyim arkadaşlar. Peki burada 2, 4, 5. O zaman 3. durumda toplam 1G var. Toplam 5G bölü 5 tane G olduğuna göre yüzey alanı 2S. Bu da 2,5 olur arkadaşlar. 5 bölü 2'den 2,5 olur. Şimdi o zaman
yere yapılan basınçların büyüklüğünü karşılaştırın demiş. O zaman A büyüktür, B büyüktür, C gibi bir sonuç karşımıza çıktı. En büyük basınç 1'de, sonra 2'de, sonra 3'de arkadaşlar. Peki bize demiş ki ağırlığın katı basıncının nasıl etkilediğini kanıtlamak için hangi iki düzenek karşılaştırılmalıdır? Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın en çok sevdiği sorulardan bir tanesi bu. Deney düzeneklerinin karşılaştırılması. Şimdi arkadaşlar bize ağırlığın etkisini görmemizi istiyor. O zaman demek ki yüzey alanları farklı, ağırlıkları aynı olan, pardon özür dilerim, özür dilerim. Ağırlığın etkisini araştırmamızı istiyorsa katı basıncının ağırlığı nasıl etkilediğini araştırmamızı istiyorsa yüzey alanları aynı, ağırlıkları farklı olan düzenekleri seçmeliyiz. Tekrar diyorum, yüzey alanları aynı, ağırlıkları farklı olan düzenekleri seçmeliyiz. O zaman burada A ve B düzeneklerine baktığımız zaman her ikisinin de yere temas eden yüzeyi S, bunun toplam ağırlığı 5G, bunun toplam ağırlığı 4G. Gördüğünüz gibi ağırlık 4G'den 5G'ye çıktığında B şeklinde basıncın da arttığını görüyoruz. O zaman birinci sorumuzun cevabı A ile arkadaşlar B'yi karşılaştırmalı. Yani bunu karşılaştırarak ağırlığın arttığında yüzey alanı sabitken ağırlığın artması basıncın artıracağını kanıtlar. O yüzden B şıkkının cevabı A ile B düzenekleri karşılaştırılmalıdır olmalı. Peki üçüncü soruda yüzey alanı ile katı basıncının ilişkisini kanıtlamak. Şimdi yüzey alanının basıncı nasıl etkilediğini karar vermek istiyorsa o zaman yüzey alanları farklı, ağırlıkları aynı olan şekilleri seçmeli. Şimdi baktığımız zaman A'nın 5 tane ağırlığı var. Yani 5G'den oluşuyor. B 4G, C de 5G. O zaman ağırlıkları aynı olan 2 tane düzeneği seçecekse ve yüzey alanları farklı, yüzey alanı arttığı zaman basınç azalmış diye bir sonuç çıkartabiliyoruz. Yani bak A'dan C'ye geçtik. Her ikisi de 5G ağırlığından oluşuyor. Fakat birinin yüzeyi S, diğerinin yüzeyi 2S. Dolayısıyla yüzey alanı artınca basınç düşer sonucunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. O zaman yüzey alanıyla katı basınç ilişkisini kanıtlamak için de A ile C düzenekleri karşılaştırılmalı arkadaşlar. Ve böylelikle yüzey alanının artması basıncı azalttığı sonucunu da rahatlıkla buradan görebiliyorum. O yüzden cevabımız A ile C olmalı. Arkadaşlar özellikle karşılaştırma sorularına çok dikkat edelim. Yani özellikle katı basıncında bunun rahatlıkla sorulabileceğini düşünüyorum. Ve bir sonraki soruya geçtik. Evet, çok klasik bir soru. Bilmiyorum böyle sorularla karşılaştığınızda ne düşünüyorsunuz ama dikdörtgenler prizması şeklindeki katı KLM cismi düşey olarak kesilip şekilde L ve M parçalarına ayrılıyor. Buna göre KLM cisimlerinin yere uyguladığı basınçlar arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır demiş. Hocam bize burada rakam vermemiş. Ağırlığı ne? Yüzey alanı ne? Ben bunların basınçlarını nasıl kıyaslayacağım? Arkadaşlar bir cisim dik kesilmek şartıyla kaç parçaya bölünürse bölünsün, şöyle söyleyeyim, kaç parçaya bölünürse bölünsün, bölündüğü yüzey alanıyla üstünde kalan ağırlık orantılı olarak paylaştırılacağı için kesilmeden önceki cismin yere yaptığı basınç neyse kesildikten sonra kalan parçaların yere yaptığı basınç da ona eşittir. Yani sen şöyle söyleyeyim, bu toplam 3S yüzey alana sahip olsun. Bunun 2S'i bu tarafta kalsın, 1S'ini de bu tarafa parçalamış ol. Cismin ağırlığı da toplam 3G ise eğer, işte 3G ağırlığında olduğunu düşünelim başlangıçta. 3G ağırlığının olduğunu düşünelim. İşte sen bunun 2S'i bu tarafta olacak şekilde parçaladığın zaman ağırlığın da 2G'sinin bu tarafta kalmasını sağlıyorsun aslında. Çünkü dik kestiğin zaman ağırlıkla yüzey alanını orantılı olarak paylaştırırsın. Dolayısıyla burayı S yüzey alanına sahip olacak şekilde kestiğinde ağırlığı da G olarak kesmiş olursun. Dolayısıyla başlangıçta toplam ağırlık 3G idi. Yüzey alanı da 3S idi. Hocam ben nereden biliyorum bunun 3G olduğunu? Ben öyle bir rakam verdim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ağırlığı ne olursa olsun, yüzey alanı ne olursa olsun, dikdörtgen şeklinde ya da işte düzgün şekle sahip olan bir cismi dik kesmek şartıyla, dik kesmek şartıyla kaç parçaya bölersen böl, elde ettiğin bütün parçaların basıncı başlangıçtaki cismin basıncına eşit olacaktır. Yani ben bu cismi de şuradan şöyle daha ince bir parçaya kessem dik kesmek şartıyla böldüğüm her bir parçanın basıncı yine arkadaşlar başlangıçtaki basınca eşit olacaktır. Dolayısıyla 3G bölü 3S
arkadaşlar. Üçler birbirini götürdü. 1G bölü S kaldı. Yine burada da 2G bölü 2S. Yine 1G bölü S kaldı. Burada da yine 1G bölü S. Yine G bölü S kaldı. Dolayısıyla 3 cismin yere yaptığı basınç da birbirine eşit olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Eğer ki bundan bahsetmeden geçemeyeceğim maalesef. Dikdörtgenler şeklindeki bu cismi şöyle yatay bir şekilde kesecek olsak işte o zaman işler değişir arkadaşlar. Şuraya kesildikten sonra kalan parçayı çizmeye çalışayım. Şöyle kestiğimizi düşünün. Yani böyle böldüğümüz düşünün. O dikdörtgen şeklindeki şunu böyle böldüğümüz düşünün. Arkadaşlar buna P1, buna P2 diyelim. O zaman bu şekilde kesilirse basınç ne olur? Bunun da sorusu çok basit. Şöyle düşünmeni istiyorum. Şimdi bu cismin yere temas ettiği yüzey alanı şurası, değil mi? Yani burası yüzey alanı. Bunun basıncının bizim çözdüğümüz örnekteki gibi değişmemesi için bunun arkadaşlar üzerinde şu kırmızıyla çizdiğim alan kadar bir parça eksik gördüğünüz gibi. Yani temas ettiği yüzeye göre şu kırmızı kadar kısım ağırlık eksik kalıyor. Dolayısıyla P2 cisminin yüzey alanı büyük ama üzerinde taşıdığı ağırlık bir o kadar, o parça kadar eksik. Dolayısıyla arkadaşlar P2 cisminin yüzey alanı fazla, ağırlığı az olduğu için P2'nin öncekine göre yaptığı basınç azalır. Peki P1 cismi için ne söyleriz? P1'in de yere temas ettiği yüzey burası. Yere temas ettiği yüzeyden yukarıya doğru bir çizgi çektiğimde bak onun da üzerinde o eksik olan kısım aslında bunun üzerinde fazlalık olarak durur. Dolayısıyla o P1 de üzerindeki yüzey alanına göre daha fazla ağırlık taşıdığına göre önceki duruma göre artar arkadaşlar basıncı. Eğer dik değil de yan bir şekilde kesecek olsa o zaman yere temas ettiği yüzeyden bakın ne yaptım? Tekrar şuraya görünsün diye bir kere daha çizeceğim. Ne yaptığımı anlatmak için. Şöyle yan böldüm. Yan böldükten sonra elde ettiğim parçalar şöyle oldu bak. Bakın arkadaşlar şu birinci parça ayrı ayrı çizeyim daha iyi anlaşılsın. Şu da ikinci parça. Bu parçaları elde ettim. Bunun basıncına P1, bunun basıncına P2 olsun dedim. Ne oldu o zaman? Bakın bunun yere temas eden yüzey alanı bu kadar. Bunun temas eden yüzey alanından yukarıya bir çizgi çektim. Şöyle maviyle çektiğim kısım. Eğer ben bu cismi böyle bölseydim tam buradan itibaren. O zaman şu maviyle taradığım kısım bu tarafta kalacaktı. Ve dolayısıyla hepsinin basıncı birbirine eşit olacaktı. Ama şu an arkadaşlar bunun üzerinde bu maviyle taradığım kısım kadar bir fazlalık var. O yüzden yüzey alanı küçük, ağırlığı büyük olduğu için bu cismin. O zaman bunun yere yaptığı basınç bu yüzden artar derim arkadaşlar. Peki bu cismin de yere temas eden yüzeyi bu kadar ama üzerindeki ağırlık arkadaşlar şu maviyle tamamladığım kısım kadar eksik. O yüzden yüzey alanı büyük, ağırlığı küçük olduğu için öncekine göre basıncı azalmıştır derim arkadaşlar. Eğer yan kesmeyle de ilgili karşına sorular çıkarsa bu şekilde çözmen gerektiğine değinmek istedim. Ama dik kesildiği zaman cisimlerin yere yaptığı basınçlar ağırlıkla yüzey alanını orantılı paylaşacağı için değişmeyecektir. Bunu unutma arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz. Görselde sandalyenin üzerinde oturan bir çocuk vardır diyor. Çocuk sandalyede otururken ayağa kalktığında sandalyenin yere yaptığı basınç için ne söylenebilir demiş. Şimdi arkadaşlar çocuk otururken veya ayakta duruyorken sandalyenin yere yaptığı basıncın değişmesine neden olacak iki tane unsur var. Birincisi sandalyenin yerle temas eden yüzeyinde bir değişiklik var mı? Bir buna bakacağız. Bir de sandalyenin üzerindeki toplam ağırlıkta bir değişiklik var mı? Çocuk otururken de ayakta duruyorken de sandalyenin üzerine toplam ağırlığını veriyor zaten. Ve kendi sandalyenin kendi ağırlığı da var. Dolayısıyla iki durumda da sandalyenin üzerindeki toplam ağırlık aynı. Peki çocuğun ayakta durması hiçbir şeyi değiştirmiyor mu hocam? Değiştiriyor. Neyi değiştiriyor? Çocuğun sandalye üzerine yaptığı basıncı değiştiriyor. Çocuğun sandalye üzerine temas eden yüzey alanı önce daha fazlaydı. Ayakları üzerine durduğu zaman yüzey alanı küçüldü. Bu çocuğun sandalyeye yaptığı basıncı etkiler. Ama sandalyenin yere yaptığı basınçta bir değişiklik oluşturmaz. Çünkü hem toplam ağırlık aynı hem de sandalyenin yerle temas eden yüzey alanı aynı. O yüzden basınç sandalyenin yere yaptığı basınçta bir değişiklik olmaz. Artar demiş, artmaz arkadaşlar. Doğru değil. Çünkü yüzey alanı azalmıştır diyor. Çocuğun yüzey alanının azalması çocuğun sandalyeye yaptığı basıncı etkiler. Tekrar ediyorum.
Azalır demiş, yanlış. Değişmez çünkü basınç çocuğun ağırlığına bağlı değildir. Ya arkadaşlar, değişmez kısmı doğru ama sonraki cümle yanlış. Değişmez çünkü sandalyenin yer ile temas ettiği yüzeye etkeden toplam ağırlık değişmez. Evet, hem sandalyenin yerle temas eden yüzey alanı aynı, hem de toplam ağırlık aynı. Dolayısıyla doğru cümle D şıkkında verilmiş arkadaşlar. Bunu ifade etmeye çalıştık. Peki basınçla ilgili son sorumuz arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Ağırlıkları ve yüzey alanları bilinmeyen X ve Y cisimlerinden X cisminin yüzeyde bıraktığı iz derinliğinin daha fazla olduğu ölçülüyor. Şimdi arkadaşlar, katı cisimlerin yere yaptıkları basıncın ölçüsü olarak bir kum yüzeyde ya da bir yüzeyde bıraktığı izin derinliği ölçü olarak karşılaştırılabilir. O zaman X cisminin yüzeyde bıraktığı izin daha derin olması, X'in basıncının, yani X'in basıncının Y'nin basıncından büyük olduğu anlamına gelir. O zaman PX büyüktür PY şeklinde bir ifade yazabiliriz. Peki sorunun devamında ne diyor bize? PX PY'den büyükmüş. X cisminin yere yaptığı basınç Y cisminin yere yaptığı basınçtan büyüktür. Evet, izin derinliğinin büyük olması bize zaten bu cümleyi söyletti. Peki X ve Y cisimlerinin yüzey alanları eşitse, şimdi bir kabullenme söz konusu. Şimdi biz bunların hem ağırlıklarını hem de yerle temas eden yüzeylerinin büyüklüğünü bilmiyoruz. Arkadaşlar, X'in basıncı Y'den nasıl büyük olabilir? PX PY'den büyüktür dedik. Eğer arkadaşlar yüzey alanları eşitse, yani yerle temas eden yüzeyler eşitse, o zaman ağırlığının Y'den büyük olması gerekiyor. Şunu söyleyebilirsin: hocam X küçük, Y büyük. Ama arkadaşlar, önemli olan boyut değil. Mesela şöyle düşünün. Pamuk düşünün. Bir de işte demir külçesi düşünün. Pamuk boyut olarak, hacimsel olarak daha fazla alan kaplamasına rağmen demir külçesinin ağırlığı pamuktan daha fazla olabilir. Burada cisimlerin yoğunluk dediğimiz kavramı da önemli. O yüzden şimdi boyutu küçük diye X cisminin ağırlığının Y'den büyük olamayacağını düşünmeyin sakın. Öyle bir hataya düşmeyelim. Burada tamamen verdiği cümlelerden yola çıkmamız gerekiyor. X ve Y cisimlerinin yüzey alanları eşitse, yani eşit yüzey alanına sahipse, X cismi daha ağır bir cisimdir. Kesinlikle doğru. Basıncı Y'den daha büyük olduğuna göre yüzey alanı eşitken, yani şöyle G bölü S idi. Arkadaşlar, her ikisinin de yüzey alanı eşitken, ikisinin yüzey alanı da S ise, o zaman bunun basıncının daha büyük çıkması için ağırlığına 2G, diğerinin ağırlığına G demeliyim ki bunun basıncı diğerinden daha büyük olsun. O yüzden ikinci cümle de doğru. X ve Y cisimlerin ağırlıkları eşitse, bak bu sefer ağırlıkları 2G ise, mesela ağırlıkları eşitse, diyor ki X cisminin yere temas eden yüzey alanı Y cisminin yere temas eden yüzey alanından daha büyüktür. Arkadaşlar, yere temas eden yüzey alanının büyümüş olması yere yapılan basıncı küçültür. Burada X'in basıncı Y'nin basıncından büyük olduğuna göre büyüktür değil, küçüktür demeliydi arkadaşlar. O yüzden yüzey alanı küçülürse, eğer ağırlık aynıyken yüzey alanı küçülürse yere yapılan basınç büyür. Burada X cisminin basıncı Y'den büyükse ve ağırlıkları da eşitse eğer, o zaman X'in yüzey alanı Y'den küçüktür demeliydi. O yüzden 3 numaralı ifade yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 olmalı arkadaşlar. Diyoruz.